Merhaba anne. Merhaba Vok. Güne çok keyifli başlamış görünüyorsun. Sabah insanı mısın yoksa akşam mı? Akşam. Bir sabah rutinin var mı? Kahve içmek. O zaman kahve mi çay mı diye sormaya gerek yok. Kahve. Favori İstanbul rotan? Tarihi Yarımada. En çok gitmek istediğin ülke? Tayland. Son ziyaret ettiğin ülke? İtalya. Yeni bir şehri keşfederken müzeler mi yoksa sokaklarda kaybolmak mı ilgini çeker? İkisi de. Dinlenmek istediğinde neler yaparsın? Köpeğim Ginger'la vakit geçiririm. Hayatta tahammül edemem dediğin bir şey var mı? İkizlik. Tavsiye almak için kimi ararsın? En yakın arkadaşım Seda'yı. Bize bir hayat tavsiyesi verecek olsan bu ne olurdu? Sanırım ben çok başaramadığım için hem kendime hem herkese anda kalabilmek derim. Sosyoloji mezunusun, hatta iletişim sosyolojisi üzerine çalışmışsın. Sosyoloji okumanın oyunculuk kariyerinde olumlu etkileri oluyor mu? Oluyor tabii ki. Bana gözlem yapabilme yeteneğimi geliştirmeme sağladı diyeyim. Çok yönlü birisin. Oyunculuk, sunuculuk, şimdi de kozmetik işine giriyorsun. Bu çok yönlülüğünü neye borçluyuz? Üretmeden duramıyorum galiba onunla ilgili. Meraklıyım, meraklı olduğum her şeyle de ilgili bir şeyler üretmek istiyorum hayatta. Rol model aldığın biri var mı? Bu çok zor bir soru. Hayatıma dokunmuş birçok insanın etkisi var diyebilirim ben. Son zamanlarda işlerini takip ettiğin yabancı oyuncular kimler? Bu da zor bir soru ama bir kadın oyuncu olarak mesela Natalie Portman'a bayılıyorum ve onun tekrar yeni bir işte izlemeyi merakla bekliyorum diyebilirim. Kamera arkasında bir müddet çalışmış olmanın kamera önünde sana özgüven verdiğini düşünüyor musun? Özgüvenden çok daha hakimiyet kurmamı sağlıyor diyeyim. Hep iddialı rollerde oynadın. Yepyeni bir rol olsa kimi oynamak isterdin? Hayal etmek serbestse eğer, Amy Winehouse diyeyim. Rollerine nasıl hazırlanıyorsun? Empati kurmaya çalışıyorum. Unutulmaz bir set anın var mı? Var. bir ilk setimde, ilk oyunculuk deneyimimde böyle çaylak bir polisi oynuyordum. Gerçekten polisler beni o kostümü giydiğim için polis arabasına bindirip karakola götürmüşlerdi. Geleceğe dair en büyük dileğin nedir? Eşit ve adaletli bir dünyada yaşamak. Yeni kültürlere açık biri misin? Kesinlikle. Kendini en yakın hissettiğin kültür nedir? Akdeniz insanlarını seviyorum. Her gün bıkmadan yerim dediğin bir yemek var mı? Makarna. Kesinlikle yemem dediğin? Taze kişnişi yemiyorum. Tarihten biriyle bir akşam yemeği yiyecek olsam bu kim olurdu? Marilyn Monroe. Kimsenin bilmediği bir yeteneğin var mı? Bence yok. Şarkı söylemeyi sever misin? Yani kendi kendime evet. Loma fotoğraf çekmeyi seviyorsun. Hatta bunun üzerine bir Instagram profilin bile var. Fotoğrafçılıkla nasıl tanıştın ve hayatında nasıl bölüm kapsıyor? Aslında sadece Loma değil birçok makinayla çekmeyi seviyorum. Hem analog hem dijital. Hep yani gözlem yapmak ve onları kaydetmek çok ilgimi çekiyordu. Ben de fotoğraf çekmeye başladım. Tamamen içgüdüsel olarak yapıyorum bunu. Bir eğitimim de yok bununla ilgili. Ama çok seviyorum. Her an yanımda bir makinem olsun ve gördüğüm o güzel anları kaydedeyim istiyorum. İleride daha başka atılmak istediğin alanlar var mı? Fotoğrafla ilgili bir şeyler yapmayı isterim. Kitap okumayı sever misin? Evet. En son hangi kitabı okudun? Çalınan Dikkat. Peki en sevdiğin film? En sevdiğim film. Çok var ama buna cevabım hep Amelie oluyor. Çok seviyorum onu. Her izlediğinde seni ağlatan bir film? Ben her şeye ağlıyorum. Peki en son ne zaman ağladın? En son Roma'da Olimpiyat Stadyumu'nda Muse konserine gittim. Çok büyük bir kalabalıktı ve o kalabalığın aynı anda aynı şarkıları söylüyor olması beni inanılmaz duygulandırdı. Seni en mutlu eden renk? Renk. Pembe. Gardırobunda olmazsa olmaz dediğin bir parça var mı? Siyah kıyafetlerin hepsi. Bir fobin var mı? Kapalı bir yerde kalma. Klostrofobim var yani. Astrolojiyle ilgilenir misin? Evet. Burcun ne? Yay. Burcun'un özelliklerini biliyor musun? Biliyorum. Bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Tam olarak burcumun özelliğinden yola çıkarsak gezmeyi ve görmeyi çok seviyorum. Işınlanmak olabilirdi o yüzden. Çocukluğundan unutamadığın bir anın? Çocukluğumdan unutamadığım bir anı. O kadar çok bir şey şu an belirdi ki kafamda. O yüzden tek bir an söyleyemiyorum sanırım. Kendine kolay dalga geçer misin? Çok. Sakin bir insan mısın, mücadeleci mi?
sakin görünen mücadeleci bir insanım. Birden 10'a kadar hayatından ne kadar memnunsun? 6. Geçmişte yaşamak mı, gelecek hayalleri kurmak mı? Çok fazla geçmişte yaşayan bir insandım, artık daha çok hayal kuruyorum. Öğrenmeyi en çok istediğin şey nedir? Öğrenmeyi en çok sevdiğim şey... İstediğim şey... bütün dilleri öğrenmeyi çok isterdim. Lisede renkli makyajlar seviyordun, şu an doğallıktan yanasın. İleride nasıl bir imaj kuracağını düşünüyorsun? Yaşım ilerledikçe galiba daha doğal olmaktan yana oluyorum. Öyle de devam ederim gibi. En baştan başlasan, hayatta nasıl bir yol izlerdin? Daha cesaretli olabileceğim bir yol isterdim. Başarı sence nedir? Bence mutlu olabilmek. Hayatta en çok neye bağlı hissediyorsun? Aileme. Bir ressam portreni yapacak olsa bu kim olsun isterdin? En son Barcelona'da Picasso Müzesi'ne gittim galiba, onu isterdim. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Mok. Görüşürüz. Merhaba Vogue Türkiye. Merhaba Vogue Türkiye. Ben Selin. Selam Vogue. Merhaba Vogue. Merhabalar Vogue Türkiye. Ben Ceren Gündoğdur. Merhaba Vogue. Merhaba Vogue Türkiye. Selam Vogue. Merhabalar Vogue Türkiye. Ben Rabia Soytürk. Selam Vogue. Selam Vogue. Ben İzlem. Ah, merhaba Vogue.